Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tor Datapack'ini tanıtıyorum. Bu Datapack nedir? Önceki burada gördüğünüz Tor'un Love and Thunder filmindeki itemler var. Critic Mjolnir, normal Mjolnir. Ve bu Mjolnir'ı normalde alamazsınız. Şu an tat taktım kendim. Ops, şuradaki tırnak işaretini unutmuşum silmeyi. Ve ben bu kodu girdiğimden Unword yaptım, yine de kaldırabiliyorum. Sizde bu kaldırma olayı olmayacak. Mjolnir'ı alabilmek için Function Mjolnir, buradan aşağı inin. Vanilla versiyonu 1.19 versiyonunda bileyim ben şu an. Onu kurmanız gerekiyor. Buradan Cricket'ı alabilirsiniz veya Normal'ı alabilirsiniz. Aralarındaki fark şu. Zaten İki tarafı da aynısını koymamışım. Çok iyi. Bunlar bazı bir süre kendi amatörümün yenisini alınca gördüğünüz gibi gitti. Öncelikle normal minyonları atmak için sağ tık böyle güzelce yapabiliyorum. Q ile şimşek çaktırıyor gittiği yerden. Yine sağ tık geri alır. Normal minyonlar çok basitti. Bir farkı yok. Geri çağırdım. Diğer elimi aldım. Ve sağ pile basılı tutarak space yaptım ve uçmaya başladım. Ve tekrar Q yaptım, böyle yere bir patlama verdi. Bu diğer modlara hasar verir. Bunu geri buraya bıraktım. G moda geri geçtim. Geçtiğimde inek ve enderman alma. Enderman'ı sırf zevk olsun diye alıyorum. Şimdi ineği falan spamlayayım. Hops, öldüler. Şimdi şöyle fırlattım ve geri çağırdım. Tam giderken yine vurdum. Zaten hepsi ölmüş. Mjolnir hala gidik bir köşede. Şu an geri çağırayım ki daha fazla zarar vermesin ve diğer ileri çıkışmasın ki gitti. Ve geri geldi. Şu an bir taraflarda bu Mjolnir kayıp. Nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Şu an bunu fırlatıyorum. Bunun bir farkı yok sanıyorsunuz. Ama buna bir F tıklıyorum. Ve geri çağırıyorum. Ve gördüğünüz gibi kırık Mjolnir parçalanan Ur metallerini çevresiye saçıyor. Çok iyi. Düşünen nasıl çok iyi yapmış. F tuşu ayırıp dağıtıyor. Hadi havadayken birleşmedi. Nasıl birleşecek diye aklınızda bir soru olabilir. Bunun için şöyle gösterebilirim. Geri çağırdım. Elime geldi. Elimde birleşiyor. Bunda yanlışlıkla fırlattım. Bunda uçma mantığı yine aynı. Elimizde çevriliyor, atıyor. Stormbreaker'ı en son tanıtacağım. Zeus'un Thunderbolt'unu tanıtacağım şimdi. Function Thunderbolt. Aşağılarda Givin'i bulacağız. Bunun da ve hops bulduk. Buna F tıklarsak şimdi ikiye bölündü. Sol parçası kalkan. Yakın dövüşte çok işinize gelir. Tekrar F'yi de birleştirdim. Bunda Q bir şey değil ama bir fırlattım. Çok iyi bir şey. Şimdi şöyle Q yaptım, bununla aynı. Şimdi buna şurada açıklarda bir F tıklamak istiyorum ve Zeus'un yıldırım parçacıklarıyla olması. Buna sağ tıkladım ve Zeus'un kendisini görüyoruz. Buna Q tıkladım. Bu sefer bir sembol görüyoruz. Hatta F'yi yine tıklayayım. Bunu böleyim. Havaya fırlatayım. F yapayım. Logoları daha net görün. Ops. Bu sefer yanlışlıkla havada F tıkladım. O yüzden bana geri geldi. Ve sağ klik. Zeus'un bacakları bile var. Bunda Q tıkladım. Logo. Ve bu sefer ben Shift Q yaptım. Havada beni kendisine çekti. Mjolnir'ı da bırakmamın nedeni uçabilmeme yarayacak bir aletim olması. Bunda nereye fırlatırsanız yıldırımı, Thunderbolt'u, oraya sizi ışınlar. Ama önce böyle F yapıp buna ışınlıyor size. Çok gayet iyi yapmışlar Datapack'i. Mod diyeceğim ama Datapack. Şimdi inekler falan ölmüş.
Bayağı bir Enderman. Spamlayayım ben buraya. Ve Endermanler bile ölüyor. Sonra da Stormbaker punch diyor. Stormbaker alttan direkt başladı. Şurada. Bu generatorlar başka güçler. Şimdi Stormbaker'da birazcık fazla güç var. Diğerleri azdı. Buradan da Givin'i girdim. Öncelikle Stormbaker inekleri bir spamlayayım Stormbaker için. Veya Enderman'leri falan karışık spamlayacağım. Ve karışık spamladım. Stormbaker'da şimdi şöyle sağ elimi aldım. Yukarı baktım. Ops. Bakış açıma geleyim. Tam ekran baktım. Shift yukarı baktım ve beni alan bunda partikülardan dolayı oyunuz donabilir. Azıcık beklemeniz lazım. Ve düzeldi. Şimdi buna ne yapacağım? Şurada altınların oraya koymuştum ve beni geri yüklüyor ve Bifrost'la aşağı indim. Wakanda topraklarına iniş yaptım. Ve çimenlere torunu saygısızlığı gibi Bifrost'umuzun logosunu bıraktık. There's nothing that can't be explained. That man has no regard for lawn maintenance. Sonra da Thor gibi Thunder Lightning deyip yapıp şimdi böyle zıplarken çevrede yıldırım falan zarar veriyor diyordu modun data pack'in açıklama sitesinde. Sonra böyle sağ klikle yıldırım falan atabiliyorum. Burada Q yine toplu yapıyor. F'si falan bir şeye yaramıyor. Ama Thunder moduna F yapar geri çağırırsanız sonunda F yaparsanız bunlar böyle çevrenizde duruyor. Daha sonra bunda bir şeyler var mıydı? Yok. Pek bir şey yok. Vanilla versiyonu son kez söylüyorum. Forge girerseniz çalışmaz. Datapack nasıl kurulur videosu yakında kanalıma koyacağım. Abone olup like atarsanız sevinirim. Ve şuradan da normal bir numara kaybetmiştim onu hatırladım. Ve gelmiyor. Her neyse. Şöyle şunu şuraya koydum. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.